Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Bu dersimde sizlere bölme işlemini elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Şimdi bölme işlemi ne demek? İlk önce onu söyleyelim. Bölme işlemi nesneleri eşit şekilde paylaştırmak demek. Ya da bölme işlemi aynı zamanda aynı sayıların çıkarma işleminin kısa yoldan yapılması demek. Nasıl çarpma işlemi, toplama işleminin kısa yoldan yapılmasıysa, bölme işlemi de çıkarmanın kısa yoldan yapılış şekli ama aynı sayıların çıkarması tabii ki. Şimdi bunu size birazdan göstereceğim. Bir örnek soru üzerinde konumuzu anlamaya çalışalım. Öğretmen 20 kalemi 5 çocuğa eşit olarak paylaştırıyor. Her çocuğa kaç kalem düşer? Şimdi ben kalemlerin resmini kalem yerine çubuklar yaptım. Yani bunları kalem olarak varsayalım. 20 tane kalemi var öğretmenin. Ve 5 tane çocuğa onları eşit olarak paylaştırmak istiyor. İlk önce her çocuğa birer tane veriyor ve öğretmenin 5 tane kalemi elinden çıkmış oluyor. Bakın şöyle yapalım. 20 kalemi var. İlk önce 5 tanesini veriyor. Çocuklara birer tane veriyor ve geriye 15 kalemi kalıyor. Yani şurasını veriyor bakın. Birer tane verdi ve 5 çocuğa onu paylaştırdı. Daha sonra tekrar birer tane daha veriyor ve 5 kalem daha öğretmenin azalmış oluyor. 15 kalemi kalmıştı. Onu da çıkaralım. 5 tane daha gitti. Şimdi öğretmende 10 kalem kaldı. Tekrar birer tane daha veriyor. Bakın yine 5 kalemi azalıyor öğretmenin ve elinde sadece 5 kalem kalıyor. O kalan 5 kalemleri de yine birer tane veriyor ve böylece öğretmenin elinde hiç kalem kalmıyor. Bakın her seferinde beşer beşer öğretmenin kalemleri azalmış oldu. Ve her seferinde biz çıkarma yaptık ve çok uzun sürdü. 20 kalem vardı. İlk önce 5 tane verdi. 15 kaldı. Daha sonra 5 tane daha verdi. 10 kalem kaldı. Sonra 5 tane daha verdi. 5 kalem kaldı. Ve en sonunda 5 kalemi de dağıttı. Ve 0 kalem kaldı. Şimdi biz bunu bölme işlemi olarak yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Şöyle yapıyoruz. Öğretmenimizin 20 kalemi var ve bunu kaç çocuğa paylaştıracak? 5 çocuğa paylaştıracak. Bu öğretmenin elindeki kalemler, bu da kalemlerin verileceği çocuk sayısı. Şimdi her seferinde çocuklar bakın birer her gruptan birer tane alıyorlar. Bir bundan, bir bundan, bir bundan, bir bundan. Yani her çocuğa 4 tane kalem düşüyor aslında. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Hiç resimler olmasaydı nasıl yapabilirdik? Şöyle yapabilirdik. 5 çocuk olduğu için biz beşer beşer 20'ye kadar sayarız ve böylece her çocuğa kaç kalem düşeceğini öğrenmiş oluruz. Beşer beşer sayalım. Bakın. 5, 10, 15, 20. Sayarken de nokta yaptım. Kafam karışmasın diye. Beşer beşer saydım. 5, 10, 15, 20. 20'de durdum. Neden durdum? Çünkü öğretmenin 20 kalemi var. Daha fazla kalemi yok. 20'ye gelince durdum. Bakın kaç nokta yaptım? Kaç defa saydım? 4 defa saydım. O zaman her çocuğa 4 kalem düşüyor. Sonra bölme işlemimiz henüz bitmedi. Niye? Çünkü öğretmenin acaba elinde kalemi kaldı mı kalmadı mı onu da görmemiz gerekiyor. 4 defa beşer beşer saydığımızda kaç çıktı? 20 çıktı. O zaman onu yazıyoruz ve çıkarıyoruz. Acaba öğretmenimizin kalemi kaldı mı? 0'dan 0 çıktı 0, 2'den 2 çıktı 0. Bakın öğretmenimizin hiç kalemi kalmamış 0. Ve her çocuğa 4 kalem düşmüş. Bu bölme işlemini yan yana da yapabiliriz. Hemen onu da göstereyim sizlere. 20'yi bölü şöyle yapabiliriz. Bu şekilde de gösterebiliriz. 5, 20'yi 5'e bölüyoruz. 5'er 5'er saydığımız zaman her çocuğa 4 kalem düşüyor. Büyük sınıflarda göreceksiniz. Şöyle de gösterebilirsiniz. 20 bölü yani 2 nokta üst üste olunca bölme işareti oluyor matematikte. Ya da böyle yapabilirsiniz. Bu şekilde 4 kalem düşer. Peki bölme işleminde biz bunların isimlerine ne diyoruz? Mesela şu 20'ye ne diyoruz? Bunun adı ne? Biz buna bölünen sayı diyoruz. Öğretmenin elindeki kalemlere bölünen sayı. 5 ise çocuk sayısıydı. Bunun adı da bölen. Bölen sayı. Kaçar kalem düşmüştü? Dörder kalem. Bunun adı da bölüm. Yani sonuç.
genelde bölüm diyoruz. Burada da bir de sıfır var. Buna da kalan sayı diyoruz. Şu anda kalan sayı yok burada. Eğer öğretmenimizde 21 kalem olsaydı 20 tanesini dağıtacak, bir tane de kendine kalmış olacaktı. O son kalemi dağıtmayacaktı. Ve ona da kalan diyecektik. Ama burada hiç elinde kalem kalmadığı için biz buna sıfır diyoruz. Şu anda kalan sıfır. Tekrar hatırlayalım. Buradaki 20 sayımız bölünen sayı. 5 bölen sayı. 4 ise bölüm. Yani sonuç kısmı. Burası ise kalan diyoruz. Biraz uzun sürdü ama birazdan daha kısa anlatacağım. Şimdi size açıklamak için böyle çeşit çeşit anlatmaya çalışıyorum. Aşağıda bir de not var bakın. Bölme işlemini doğru yapabilmek için 2'şer, 3'er, 4'er, 5'er saymayı iyi öğrenmelisiniz. Yani 2'şer, 2'şer, 3'er, 3'er, 4'er, 4'er ritmik saymaları iyi yapmalısınız. Çünkü bakın burada saymamız gerekiyor. Az önce ne yaptık? 5'er 5'er saydık 20'ye kadar. Eğer iyi sayma yapamazsak bölme işlemini doğru yapamayız. Şimdi alıştırmalarla konumuzu daha iyi anlayıp sonra problemler de yapacağız. Bakın burada 6'yı 2'ye böleceğiz. Yani 6 kalem var elimizde. 2 çocuğa paylaştıracağız. Çocuklar 2 kişi olduğu için ne yapacağız? 2'şer 2'şer sayacağız. Kaça kadar sayacağız? 6'ya kadar sayacağız. Çünkü elimizde 6 kalem var. Sayalım bakalım. 2, 4, 6. Bakın kaç defa saydım? 3 defa. O zaman cevap 3 çıktı. Peki kalemler acaba tam mı, arttı mı? Ona bakalım. 3 defa sayınca ne oluyor? 6 oluyor. Çıkarıyoruz. Bakın hiç elimizde kalem kalmamış. Mesela 15 tane şeker olsa bunu 3 çocuğa paylaştırmak istiyorum. Paylaştıralım bakalım. Ne yapacağız? 3 çocuk olduğu için 3'er 3'er sayacağız. 3, 6, 9, 12, 15. Bakın 15'e gelince durdum. Çünkü 15 tane şekerim var. Kaç defa saydım? 5 nokta yaptım. 5 defa saydım. Burada nokta yerine parmaklarınızı da kullanıp parmaklarınızla da sayabilirsiniz. Ben nokta ile saymak benim daha hoşuma gidiyor. Daha kolay geliyor bana. Evet. 3'er 3'er saydık ve 5 defa çıktı. 15 çıkmıştı. Böylece çıkarmamızı da yapıyoruz. Bakalım hiç şeker kalmış mı bize? Hayır, hiç şeker kalmamış. 3 çocuğa paylaştırınca her çocuğa 5 şeker düşmüş. Şimdi 10'u 2'ye bölelim. Ne yapacağız? 2'şer 2'şer sayacağız. Kaça kadar? 10'a kadar. 2, 4, 6, 8, 10. Yine 5 defa saydım. 5 defa sayınca 10 oldu. Çıkarıyorum. Cevap 5 çıktı. 9'u 3'e bölelim. Şimdi sayalım 3'er 3'er. 3, 6, 9. Bakın 9'da duruyorum. Tekrar saymaya devam etmiyorum. Çünkü 9'u geçmemem lazım. 3 defa saydım. 3 defa sayınca 9 oldu. Çıkarıyorum. 3 kere 3, 9. Ve 0 kaldı. 9'dan 9 çıktı. 0. Şimdi 16'yı, 16 elmayı diyelim, 2 poşete paylaştıracağız eşit olarak. Ne yapacağız? 2'şer 2'şer sayacağız. Çünkü 2 poşetimiz var. Hadi sayalım bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bakın durdum. Kaç defa saydım? 8 defa. 8 defa sayınca ne oldu? 8 kere 2, 16 oldu. Çıkarıyorum. Evet, hiç elmamız kalmadı. Ve her poşete 8 elma düştü. Son olarak 18'i 3'e bölelim. Bunda da 18 tane kurabiye olsun. 3 çocuğa paylaştıralım. Evet, 3'er 3'er sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Bakın 6 defa saydım. Ve her çocuğa 6 kurabiye düşmesi gerekiyor. Bu şekilde bölmemizi bitirdik. Peki problemler nasıl oluyor? Bir de onlara bakalım. Sonra dersimizi bitirelim. 12 elmayı 3 kardeş eşit olarak paylaştık. Her birimize kaç elma düşer? Ne yapıyoruz? 12 elmayı 3 kardeş paylaşacaklar. 3'e böleceğiz. Ne yapacağız? 3'er 3'er 12'ye kadar sayacağız. 3, 6, 9, 12. Bakın 4 defa saydık. 4 kere 3, 12. 4 defa sayınca 12 oldu. Kaç elma düştü? 4 elma düştü. Ve diğer sorumuz. Bir bölme işleminde bölünen 10, bölen 5 olduğuna göre bölüm kaçtır? Az önce isimlerini öğrenmiştik. Bölme işleminin resmini yapalım. Bölünen 10, yani burası 10. Bölen 5, yani burası 5. Bize burasını soruyor, sonucu soruyor. Ne yapacağız? 5'er 5'er sayacağız. 5, 10, 2 defa saydım. 10 oldu.
Demek ki cevap 2'ymiş. Bölüm 2'ymiş. Son iki sorumuz. 14 kişilik sınıfta herkes ikişerli oturduğuna göre sınıfta kaç tane sıra vardır? Evet, 14 kişilik sınıfmış ve ikişer ikişer oturdukları için 2'ye bölmemiz gerekiyor. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Evet, 14'te durdum. 7 defa saydım. 7 kere 2, 14 oldu. 7 defa sayınca. Evet. Demek ki 7 tane sıra varmış. İsterseniz bunu bir de yan yana yapalım. 14. Şöyle bölme işareti yapalım. Bölü 2 eşittir. Ne çıkmıştı? 7 çıkmıştı. Böyle yan yana da yapabiliriz. Dördüncü ve son sorumuz. Her gün 5 sayfa kitap okuyan Zeynep 30 sayfalık kitabı kaç günde bitirebilir? O zaman ne yapmalıyız? 30 sayfa olduğu için kitabın tamamı, her gün 5'er 5'er okuduğu için, 5 sayfa okuduğu için 5'e bölmeliyiz. Şimdi sayalım bakalım 5'er 5'er. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 6 defa saydım. Demek ki 6 defa saydığımızda 30 oldu. Zeynep 6 günde kitabı bitirebilir. Evet, bölme işlemi konu anlatımımız bu kadar sevgili öğrenciler. Bir sonraki videomuzda kolay ve zor problemler yapacağız bölme işlemiyle ilgili. Sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşça kalın.